Orhan Bursalı, 23 Kasım 2021, Cumhuriyet Acaba diyorum ve yoksulluk ekonomisi. İktidarın özellikle yolsuzluklar, şirketlere fazladan ödemeler, ayda 10 bin dolar alan AKP'li siyasetçiyi saklamalar, mafya işlerine karışan iş adamlarının varlıklarına şu veya bu şekilde el koymalar, uyuşturucu ticaretinde ülkenin bir varış ve dağıtım merkezi konusunda ortaya çıkan görüntüler. Acaba diyorum, iktidarın hiç umrunda mı? Halk ekonomisini bir kenara bıraktım. Ekmeğin 4 TL olmasının tartışılması, yoksulluk ekonomisinin aslında dipsizliğini gösteriyor. Vurun abalıya. AKP iktidarı ve liderlerinin iktidarlarının son dönemlerinde vardıkları bu utanç verici durumu hiç düşünmüşler miydi? Olay şöyle kurgulanmıştı. Biz doğru dürüst iktidara gelip devlet aracılığıyla servet edinemedik. Hazine'nin paralarını bize yönlendiremedik. Şimdi bizim sınıfı hızla orta ve üst sınıfa yükseltmenin, gizli açık kendi şirketlerimize milyarlar aktarmanın ve bu sayede hem siyaseti milyar dolarlarla finanse etmenin hem de iktidara gelemeyeceğimiz günlere hazırlık olarak servet yığmanın zamanı. Ülkeye trilyon dolarların aktığı günlerde. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Ötekiler de çalmıyor muydu kılıfı altında? Seçmeni bunları hoş gördü. İktidarda sorgulanamayan yolsuzluklar ve kent varlıklarının değerli arsalarının yağmalanması es geçildi. Ama bolluk zamanlarının har vurup harman savurmaları bitip de yokluk zamanları başlayınca bu kez güneşin balçıkla sıvanamayacağı günlere gelindi. Bu kez zenginleşen, cumhuriyetin varını yoğunu paylaşan %20-25'lik çekirdek seçmen dışındaki halk kitleleri bilerek, istenerek yoksulluk ekonomisinin çarkları içine atıldı yanlış ekonomi politikaları diyemeyeceğim kimse kusura bakmasın. Bilinçli politikalarla bu yoksulluk ekonomisi yaratıldı. Çünkü bir bakışı, fikri olmayan iktidar mesela hepsini sattığı Merkez Bankası'nın dolarları konusunda önce damat döneminde doların yükselişini durdurmaya yöneldi. Paralar suyunu tamamen çekince bu kez çark edip sürekli devalüasyon dönemine geçtiler. Onlara göre halkın tüm kesimlerinde büyük paralar vardı iyice yoksullaştırılmalı, emeği son derece düşürmeli, ucuza dışarıya mal satarak şirketler zenginleştirilmeliydi. Ama iktidar ahbap çavuşlarının zenginleşmesi yoksulluk ekonomisinde bile durdurak bilmiyor. Mesela Sayıştay raporlarına göre, kareoları kur farkı nedeniyle sözleşmelerde yapılan değişikliklerin hepsinin şirket lehine olduğunu belirliyor, köprülerin kamuya devrinin öne çekilmesi kararıyla şirketlere fazladan 2,5 milyar TL kar sağlandığını saptıyor. Şirket dediğiniz de iktidarın şirketleri. Hazal Ocağan, 12 Kasım tarihli Cumhuriyetteki Haberinden. Şehir hastaneleri büyük yolsuzluk ve şirketlere para aktarma kaynağına dönüştü. Bakanlık doğalgaz faturalarını bile ödüyormuş. Saray bütçesine para dayanmıyor. Örtülü ödenekten harcamalar rekor üzerine rekor kırıyor. AKP'nin elindeki belediyelerden yandaşlara aktarılan yüksek hacimli ihaleleri bir kenara bırakın. Acaba diyorum yavaşlıkta. Şirketler lehine yapılan tüm değişikliklerle yaratılan yüksek kazanç miktarları AKP aş şirketine gidiyor gibi geliyor bana yolcusu olmayan havaalanlarından tutun verilen yüksek otomobil geçiş ücretlerine kadar şirketin payını birileri hesap etsin. Konu çok büyük projeler, çok büyük kazançlar, paylar demek. AKP liderliğinin neden milyarlarca liralık, dolarlık projelerin peşinde koştuğunu, onları gerçekleştirdiğini bana sormayın. Ne kadar büyük proje, o kadar büyük pay ve kazanç. Köprülerden, otoyollardan geçerken bir de bugünkü yoksulluk ekonomisinin nedenlerini kullandığınızı düşünün yine de. Çünkü sadece siz değil, çocuklarınız da bu gazino ekonomisinin kasalarına para atmayı sürdürecekler. %20-25'lerdeki çekirdek seçmen suç ortaklığı mı yapıyor dersiniz? Bir de şu var, en çok yayın yasağı hangi haberlere geliyor? Orhan Bursalı